Esselamun aleyküm dostlarım. Eğer daha önceki bölümleri izlemediyseniz sabit yorumdan linke ulaşabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Kırmızı şimşekli gözlü olan cin kendinden çok emin. Karşısındaki cin lideri bu sefer korkuyla kaçıyordu. Geriye doğru adım attıkça ellerinde gözleri olan o adamlar da onun arkasına doğru kaçmak için koştular. Buradan çıkmamız gerek diyerek bağırıyorlardı ama kırmızı şimşekler yayan o cin farklı bir şey düşünüyor. Onları burada katletmeyi düşünüyor olmalı. Öne doğru koşarak direkt onları tutmuştum. Ahmet Hoca'yı yavaşça ileriye doğru aldım. Resul Hoca'nın da omzundan altına doğru tekrardan girdim. "İyi misiniz hocam?" diyerek seslendim. Ahmet Hoca'nın bilinci çok yerinde değildi. Ama Resul Hoca yavaşça başını salladı, konuşacak takati kalmamış. Tol ve Alluri'nin bütün zincirleri parçalandığından onlar da yanıma gelmişlerdi. Alluri'ye Karura denilen bu cinin ne olduğunu soruyordum. Neden bu kadar güçlü görünüyor? Ve tüylerim diken diken olmasına karşın vücudum sanki ağırlaşmaya başlıyor. Kilolar yavaş yavaş vücudumun üstüne koyuluyormuş gibi. Tol gülerek kahkaha atıyordu. "Babamla tanışıyorsun Hüddam. Kendisi gerçekten çok güçlü bir cindir. Kadim cinlerin soyundan, antiklerin başından gelir" diyordu. Antikler mi? Tam anlayamıyordum söylediklerini ama Alluri büyük bir gülüş atmaya başladı. Tol'da ben de şaşırarak Alluri'ye dönmüştük. "Neden gülüyorsun?" dedik. Alluri Tol'a doğru dönerek "Bunları mı kaybettin?" diyerek süzülüyordun. "Kavgaya babanı mı çağırdın?" diyerek gülmeye devam etti. Bunu demesiyle beraber Tol'u ilk defa sinirli görüyordum. Hatta Alluri'yi kovalamaya başlamış, ikisi de sağda solda çocukça eğleniyorlardı. Karura öne doğru adım atmaya başladı. Her adımında sanki kükreyen bir ses varmış gibi. Kendisini tılsımcı olarak tanıtan o ceniderinin önünde durdu. Arkasındaki insanlara doğru baktı. "Agon'un itlerisiniz demek ki. Sizleri severim. Neden? Çünkü sizi gezdirmeyi de severim. Bakın tasmam var" diyerek elinde oluşturduğu karanlık bir dumanla bir anda önündeki cin liderinin göğsüne doğru elini soktu. Cin lideri sadece alnından açılan o gözle beraber kara dumanlar şeklinde yok oluyordu. Karura o öndeki iki adama doğru devam etti. "Sizler Agon'un itlerisiniz. Size bir mesaj vereceğim. Lütfen Agon'a iletin. Eğer iletmezseniz alnınızda sakladığınız gözleri sökerim" demişti. İkisi de korkarak başını sallıyor, "İletiriz büyük cin" diyerek durmadan hürmet gösterircesine Karura'ya yalvarıyorlar. "Söyleyeceklerimi aynen aktarın" dedi. Bu sırada bana doğru baktı. Gözleriyle göz göze gelmem gerçekten çok korkunçtu. Eliyle sanki bütün duyu organlarımı kilitlermişçesine, havayı süzercesine sildi. O iki Agon'un adamını ne söylüyor anlamıyorum. Hiçbir şey duyamıyorum, çok boğuk. Hatta kulağımı o kadar tırmalıyor ki bu ağırlıklarla beraber toprağın üstüne doğru diz çökmüştüm. Alluri ile Tol aralarındaki tartışmayı bırakarak yanıma geldiler. Vücudumu sararcasına karanlık dumanlarla Kur'an-ı Kerim okumaya başlamışlardı. Ağzımdan tükürük geldiğinde kan doluydu. Kendimi toprağa doğru bıraktım. Arkadan Resul Hoca'nın "Kadir" diyerek bağırdığını duyabilmiştim. Suratım toprağa yapıştığında tek hatırladığım bu. Gözlerimi açtığımda salondaydım. Resul Hoca'nın içeriden sesi geliyordu. Vücudumun her yerine neredeyse kağıtlar yapıştırılmış. Kağıtlar ters şekilde yapıştırılarak kağıtların üzerinde kanlı parmak izleri vardı. "İçeriye doğru Resul Hocam" diyerek seslendim. Hızlı bir koşuyla içeriye geldi. Ahmet Hoca da benim odamdan çıkmıştı. "Kadir, iyi misin?" diyerek alnımdaki havluyu aldılar. Ateşimi kontrol etti. Daha sonrasında nabzımı. "İyisin değil mi Kadir?" diyerek sorduğunda "İyiyim hocam ama vücudum çok ağrıyor. Yaklaşık 8 gündür uyuyorsun" dedi. "8 gün mü?" diyerek fal taşı gibi açmıştım gözlerimi. "Tam 8 gündür Kadir. Antik bir cinin enerjisine maruz kaldık. Ben de bir iki gün kadar kendimde değildim. Ancak bu kadar toparlayabildik" dedi. "Antik cin. O Karura denilen cin çok güçlü. Onun vücuduma yaydığı enerjiyi hissediyordum." "Peki ama Tol, oğlu o iyi mi?" diyerek soruyordum. Tol da arkadan kendini belli edecek şekilde kara çarşafı ile beraber ortaya çıkmıştı. Tam arkasında da Alluri vardı. Sağlığım ve sıhhatim yerindeydi Allah'a şükür. Yavaşça kaldırıp oturttular. Arkama doğru yaslanınca başımı koltuğun diğer tarafına doğru koydum. Geriye doğru yaslamak iyi gelmişti. Her yerim tutulmuş resmen. Uzun zamandır yattığım için de terleyip üzerindeki kağıtları iyice yapıştırmışım bedenime. Ter kokuyordum resmen. Duş almak istiyorum hocam dedim. Haydi bismillah diyerek kolumdan tuttular. Yavaşça kaldırdıklarında ayaklarımı yere doğru basmaya çalışıyordum ama sanki zelzele olurmuşçasına titriyor ayaklarım. Yavaş bir şekilde yürümeme yardım edip beni duşa götürdüler. Allah razı olsun hocam dedim. Bana bir sandalye verdiler, oturarak duşumu aldım. Sadece nefes almak istiyordum. Vücudum hala ağır. O kadar güçlü bir cin. Mahur bile bana bu kadar baskı oluşturmuyordu. Umarım Karura denilen cinle bir daha karşılaşmam. Ölmek istemiyorum çünkü. O kadar güçlüyse Agon demek ki onlarla denk olmalı. Ben neyin içindeyim ya Rabbim diyerek düşünüyordum. Gözlerimi kapattım. Sadece sure okumak istiyorum bir süre. Abdestlerimi yeniledikten sonra da duştan çıkmıştım. Odama geçip kıyafetlerimi giydim, salona geçiyordum. Hocam çok açım fazlasıyla. Kolumda 3-4 tane iğne şeklinde yara gördüm. Bunlar nedir hocam diyerek sorduğumda ara sıra serumla besliyorduk seni. Uyandıramadığımız için de mecburen vitamin alman gerekiyordu. Damarların birazcık şişti fazla serum vermekten. O yüzden de çıkarmıştık dedi. Allah razı olsun hocam dedim. Birkaç lokma bir şey yedim ama karnım ne kadar aç olsa da boğazımdan geçmiyordu. Alluri ve Tol ikisi de yanımda belirir şekilde tekrardan geldi. Alluri, Bertil Sısım'ını kısa zamanda yapmamız gerekiyor Kadir. Vücudun cinlerle eşitlenmek zorunda. Cinlerle mi eşitlenecek vücudum, nasıl yani? Tılsımlar kullanarak bedenini bizim enerjimiz seviyesine indirmen gerekiyor. Eğer belki tılsımını yapamazsan da vücudun buna el vermezse de riyazata geçmen gerekecek. Riyazat vakti de 40 gün kadar sürecek olan bu eğitimle beraber vücudunu bizim enerjimize çekeceksin. Diğer türlü bizimle yan yana durman gittikçe zorlaşacak. Mahrur'un nerede olduğunu bilmiyoruz. Karura, kendisi antik cin olmasından ziyade hüddamlar hüddamının en iyi dostlarından birisi. O yüzden onun enerjisine dayanman çok zor. Hüddamlar hüddamının bildiği tılsımlar büyük ihtimalle onun üzerinde daha değişik şeylere neden oluyor. Bu yüzden de onun gibi cinlerle yan yana durabilmek için söylediğimiz gibi Bertas tılsımına başlamamız gerekiyor. Her yerim ağrıyor ama. Bunu denersek vücudum daha fazla hırpalanmaz mı? En azından birazcık dinlenseydim. Sen en güçlülerine dayanmak üzere Rahanların hüddamlarından birisi oldun. Bu yüzden bunu kaldırman gerekecek. Bu akşam olmasa da yarın akşam Bertas tılsımının mühürlerini okuyacak ve sırtında Bertas'ın çemberini oluşturacaksın. Tamam diyerek sadece yanıt vermem gerekti. Zaten itiraz edecek de şansım yok gibi. Sırtım, belim, ayaklarım, bacaklarım, her yerim o kadar çok ağrıyor ki adım atarken sanki günlerdir taş taşımışım gibi bütün kemiklerime yükleniyorum. Okul ne oldu? Okula gidecek miyim diyerek sormuştum. Yan taraftaki vitrinden Ahmet Hoca bir kağıt çıkardı. Kağıdı uzattı, aldım. Açtığımda 10 günlük raporlu olduğum gözüküyor bir hastaneden. Merak etme. Raporlu olduğun için hiçbir şekilde zarar görmeyecek okuldaki akıbetin. Devam edeceksin okumaya. İnsanlarla kaynaşman gerekiyor Kadir. Dikkat çekici olmaman. Agonlar hala seni insanlardan uzak duran ve çekinen birisi olarak anlatıyor gönderdikleri askerlerine. Bu yüzden ne olursa olsun insanlarla iç içe olman gerekiyor. Tamamdır hocam demiştim. Elimdeki kaşığı ve kağıdı kenara doğru bıraktım. Biraz daha yatmak istiyorum dedikten sonra odama çekilmiştim. Kapıyı kapatıp sırtımı kapıya doğru yaslandıktan sonra olduğum yere çöktüm. Dizlerimi kendime doğru çektiğimde ağlamaya başlamıştım. Dayanamıyordum çünkü. Gördüklerim olağanüstü şeyler. İnsanlar böyle şeyleri gördüğünde kalp krizi geçirme olanakları çok yüksek. Ben bunları çocuk yaştan gördüğümden beri belki de o yüzden dayanıyorum. Bilemiyorum ama babamın ölümü, daha sonrasında annemden uzun süre uzak kalmam, bana ne kadar şefkatsiz davransalar da uzun seneler boyunca, daha sonrasında bağırlarına basmışlardı. Öz evlatları olmasam bile gözlerimin içine bakarken gözleri parlıyordu. Birkaç gün, belki de bir hafta kadar aile sevgisi görsem de gerçekten çok değerli bir şeymiş benim için. Aile sevgisini özlüyor olmalıydım. Gözlerimi sildikten sonra yatağa geçip uyumak için başımı yastığa koymuştum ki karnımda sanki bir şey hareket ediyormuş gibi oldu. Karnımı sıyırdım ve oraya doğru bakıyordum. Gerçekten de öyle. Tam karın bölgemin orada bir şey yürüyormuş gibi oldu. Hemen elimle dokunmak istedim. Hatta aşağıya doğru bastırdım iyice. Hiçbir şey yoktu. Büyük ihtimalle gördüğüm cin olaylarından dolayı halüsinasyona düşüyor olmalıyım. İyice paranoyaklaşmak da, kafayı yemek de benim için uygundu. Akşama kadar tekrardan uyumuştum. Akşam vakti kapımın çalınmasıyla beraber ayağa kalktım. Namaz vakti diyerek sesleniyordu Resul Hoca. Geliyorum hocam diyerek kapıdan çıktım. İçeride birkaç kişi daha var. Şaşırmıştım. Bu Eda, yanında da yaşlı bir amca. Resul Hoca mutlu bir şekilde "Bak namaza çağırdım ama misafirlerini de gör" dedi. Pijamalıydım, o yüzden de biraz utanmıştım. "Kusura bakmayın, pijamayla çıktım ama misafir geldiğini bilmiyordum, hemen üstümü değiştireyim" dedim. Yaşlı amca ayağa kalkıp bir anda bileğimden tuttu. "Olur mu oğlum öyle şey, gel sen de benim evladımsın. İkiniz de evladımsınızdır" diyerek yanına oturttu beni. Elimi tuttu. "Allah razı olsun senden. Ben de bir şeyler bilenimdir. O yüzden bu durumu araştırmak istedim. Ne olursa olsun torunuma yardım edemiyor, o eve giremiyordum. Onlara zarar gelmesin" diyerek. "Sen kalbinde taşıdığın o sevgiyi gördüm. Rabbim seni her zaman yolunda tutsun" diyerek yanaklarımdan döktükten sonra sıkı sıkı sarılarak ağlamaya başladı. Hiçbir şey anlayamadım. Ellerimi öylece kaldırdım, havada tutuyordum. Daha sonrasından Resul Hoca ile Ahmet Hoca'ya doğru baktım. Gözleriyle onaylar şekilde sıktıktan sonra ben de sırtını sıvazlar şekilde amcaya sarılmıştım. "Senden de razı olsun amcam. Ben bir şey yapmadım aslında. Sadece yapmam gerekeni yaptım. İnsanlık görevimde. Olsun evladım. Senin bu yaşta böyle bir şeye cesaret etmen, Eda da bilir bu durumları. Hatta benim yüzümden musallat olmuştur." "Nasıl yani amca, tam anlayamadım." Eda da anlatmaya başlıyordu. "Küçük yaşlarda dedem bir aileye yardım etmiş. Yardım ettiği ailenin başındaki bela Ümmü Sibyan cinleriymiş. Ümmü Sibyan cinlerini kovduktan sonra da intikam almak istediklerinde annemin rahmine ben düştüğümde, yani hamile kaldığında, anlayacağınız bize musallat olmuşlar. Dedemi tehdit etmişler. Eğer gelirsen kızın ölür, çocuğu kurtarsan bile kızının canını alırız. Bu yüzden dedem bize hiçbir zaman yardım edememiş. Hep uzaktan yardımcı olmaya çalışsa da ailem de ondan nefret etmeye başlamış yardım etmiyor diye. Bu yüzden araları açılmış. Sayende dedeme tekrardan kavuştum. Allah senden razı olsun kardeşim" demişti. "Senden de bacım" diyerek teşekkür etmiştim. "Asıl gelme amacımız ama farklıdır" dedi amca. "Nedir?" diyerek sordum. "Benim çözemediğim bir olay vardır evlat. Yaklaşık 10 yıldır kendisi zor durumda olan bir genç. Ona yardım etmeni isteyecektim senden. Daha doğrusu hocalarım varmış, hocalarından. Resul Hoca ile Ahmet Hoca birbirine bakıp "Kadir bu işi halledebilir" demişlerdi. Şaşırmıştım. "Ben nasıl halledeceğim hocam? Ben bir şey bilmiyorum, siz daha iyisiniz benden. Hem kesin olur, ben elim ayağıma bulaştırırım" diyerek birazcık tepki göstermiştim. "Ama sonuçta gelişmen gerekiyor, öğrenmen gerekiyor. Amcamızın anlattıklarına göre durum çok kolay. Sen bunu halledebilirsin" demişti. "Peki" diyebildim. "Zaten gittiğimde bir şey başaramazsam en azından Alluri yanımda olur veya hatta ol. O zaman bize müsaade. Zaten evini biliyorsunuz sorunumun. Hazırlandığınız zaman gelirsiniz, sizi götürürüm." "Peki amcacığım" diyerek uğurlamıştık onları. Derin bir nefes aldım kapıyı kapattıktan sonra. Resul Hoca'nın yanına giderek "Hocam gerçekten yapabileceğime inanıyor musunuz? Baksanıza halime, perişan haldeyim. Her yerim ağrıyor hala yürürken." "İşte hüddamlık böyle zorludur" diyerek elini omzuma koydu. "Her zaman her şeye hazırlıklı olmalısın. Ne olacak? Rabbinin yolunda savaşırken, yoksa bir büyücü karşına geldiğinde, birine büyü yaptığında ben şu anda yorgunum mu diyeceksin, yoksa Rabbinin ayetlerini okumaya devam mı edeceksin?" "Haklısınız hocam" diyerek başımı öne doğru eğmiştim. Açıkçası utanmıştım isyan ettiğim için. Koltuğa doğru geçtikten sonra da bir şeyler atıştırmadan önce abdestimi alıp namazımı kıldım. Saat akşam 9 sularıydı. Artık daha fazla beklemenin anlamı olmadığı için de Eda'ların evine doğru gidiyorduk. Resul Hoca benim yanımdaydı. Bahçeye doğru ilerlediğimizde adamcağız orada çayını içiyor. Amcanın bizi görmesiyle beraber ayağa kalkıp bahçe kapısına koşması bir oldu. "Hoş geldiniz" dedi. "Direkt olarak gidelim istiyorsanız." "Gidelim amcacığım" diyerek ilerlemeye başlamıştık. Resul abi sokağın dönemeçli olan yerine geldiğinde "Zaten yanında dostlarımız olacak. Ben şimdilik gidiyorum. Artık sağ salim eve dönmenin yolunu bulmalısın Kadir" dedi. Gerçekten de beni orada yalnız bırakıp geri dönüyor. Resul Hoca sanırım benden bir sihirli değnek çıkarıp her şeyi düzeltmemi bekliyor. Hala anlamış değilim neden bana bu kadar güvendiğinin. Sokaklarda ilerlerken Amca sürekli geçmiş yaşamlarında baktığı, musallatları kurtardığı insanları anlatarak tecrübelerini bana doğru aktarıyordu. Allah razı olsun açıkçası. Bilmediğim birçok şeyi aktarıyordu bana. Büyük, müstakil bir evin önünde durmuştuk. Ama evin etrafındaki her yerde incir ağaçları, hatta incir ağaçlarının yanında gezen siyah çarşaflıları görebiliyorum. Amca diyerek arkasına doğru geçtim. "Ne oldu evladım?" dedi. "Amca bahçeyi görmüyor musun?" diyerek söylediğimde, "Niye görmüyor muyum çocuğum?" dedi. "Siz hoca değil misiniz?" diyerek sordum. "Evet hocayım, hüdamlık ilmine sahibim" demişti. "O zaman bahçeyi nasıl göremiyorsunuz?" dediğimde, "Sen onları süreysel görüntülerinde görebiliyor musun?" "Hayır hayır öyle değil. Yani görüyorum ama kendi süreyyetlerinde değil. Görünmek istedikleri süreyyetlerde görebiliyorum. Hazreti Süleyman'dan başkası onların süreyetlerini göremez bilirim" demiştim. Ellerimi tuttu. "Bak çocuk, görüyor musun? Kaç yaşındayım, hüddanlık ilmine sahibim. Onları hissederim. Onlarla konuşmuşluğum, sembollerle işaretleşmişliğim de oldu. Daha 14 yaşında civan gibi delikanlı oluyorsun. Ama senin ilmin benden yüksek. İşte bu yüzden yardım istedim sizden. Bu kabileyle uğraşabilecek gücüm yok benim. Kendileri çok şerli. Allah yardımcın olsun. Ben seni mahallenin sonunda bekleyeceğim. Kapıyı çaldığında Erdem adındaki bir adam açacak. Beni Halil Hoca gönderdi dersen o zaten anlayacaktır yardım için geldiğini. Rabbim kolaylıklar sağlasın" diyerek oradan ayrılıyor. İçerideki karanlıklar beni fark etmiş olacak ki etrafıma gelecek şekilde kara dumanlara bürünüyor ve etrafımda geziniyorlardı. Alluri'nin arkamda belirlemesiyle beraber hepsi bir anda ortadan kayboldu. Alluri, içerideki kabile, bilinen Zuzula kabilesi. İnsanlar üzerindeki etkileri yüksektir. İnsanlardan nefret ederler. Tek amaçları onlara musallat olduktan sonra cinnete sürükleyerek ailesel kavramlarını yok edip ya ailesindeki kişileri öldürtmektir ya da kişiyi intihara sürükleyerek kendini öldürtmek. "İçeriye girdiğinden itibaren sana rehber olarak yardım edeceğim. Gücümü onlara hissettirirsem buradan kaçarlar zaten. Daha sonrasında gelecekleri zamanı bilemeyiz. Bu yüzden kendimi senin bedeninde saklayacağım. Söylediklerimi iyice dinlemen gerekiyor. Hüddam Kadir, hüddamlık yolculuğunun ilk temel taşlarını atacaksın. İçeriye gir" dedi. Yavaşça içeriye girmiştim. Ağaçların arkasında ve etrafında gördüğüm hiçbir siyahlı yok. İçeride yürümeye devam ederken demir kapının sol tarafında duran, büyük şekilde yazılmış olan kanlı M harfini gördüm. Mecnun. Bunu biliyordum, Resul Hoca öğretmişti. Musallat olunan hanedeki kafir cinler diğer kabilelere bu evin sahipli olduğunu belli etmek üzere ve bu evin cinler tarafından musallata uğramış olduğunu belli etmek için kullanılır. Kapıya birkaç defa yumruk attığımda direkt olarak merdivenlerden birisi aşağı iniyor. Sanki benim geleceğimi gerçekten bu kadar hızlı bekliyormuş gibi. Kapıyı açtı, göz ucuyla bakıyor içeriden. "Esselamun aleyküm. Beni Halil Hoca gönderdi, yardım için gelmiştim" dedim. Adam kapıyı biraz daha açtıktan sonra boydan boya ölçtü beni. "Sen daha küçücük çocuksun yavrucum. Halil Hoca seni neden göndersin? Halil Hoca nerede?" diyerek başını dışarıya doğru uzattı. Bahçenin içerisine doğru baktı. "Lan yoksa sen de onlardan mısın?" diyerek bir anda bana doğru saldıracak bir pozisyon aldı. "Yok abicim yok. Yardıma geldim. Oğlunuz sıkıntı yaşıyormuş." Adam hala yaşımın küçüklüğünden dolayı inanamıyordu. Alluri içimden, ona küçük yaşlarda kaybettiği misketlerinin aslında babası tarafından alındığını 10 yıl sonra öğrendiğini söyle. "Söylemiştim bunu. Sizin misketleriniz varmış. Çalındığını veyahut kaybolduğunu zannediyor musunuz ama aslında babanız onları alarak atmış. Bunu ancak 10 yıl sonra öğrenmişsiniz." Adama bunu söylememle beraber adamın gözleri fal taşı gibi açılmış, kenara doğru çekilmişti. "Buyur buyur kardeşim, kusura bakma" demişti. İnandırmıştık ona kendimizi ama içeriye girdiğimde aynı o Karura'nın geldiği zamanki gibi oluyor. Vücudum ağırlaşmaya, attığım adımlar acıtmaya başlamıştı ayak altlarımı. "Ne oluyor Alluri?" diyerek sorduğumda bütün kabile evi sarmış. "Hepsi burada. Dikkatli olman gerekti. Zuzula cinlerinin en büyük silahı insanların zihinleriyle oynamak. Halüsinasyonlar, sesler, daha sonrasında benliğinde özlediklerini göstermek en büyük silahlarıdır. Bunu unutmadan ilerle hüddam" demişti. Yavaş adımlarla merdivenin yan tarafından koridora doğru ilerlemeye başlamıştım. Adamcağız da arkamdan geliyor. "Allah rızası için çocuğum, Yani hocam kusura bakmayın yaşınız küçük diye öyle söyledim. Yardım edin oğluma onu kurtarın diyordu. Allah'ın izniyle elimden geleni yapmaya çalışacağım amcacığım dedim. Siz istiyorsanız eşinizin yanına yukarıya çıkın. Bir şey olursa ben size seslenirim. Allah razı olsun senden diyerek yavaşça kenara doğru çekilerek merdivenlerden yukarıya çıkıyordu. Odasının tam sol köşede o kırmızı olan kapı olduğunu biliyordum. Çünkü içeriden gelen sesler o kadar korkutucu, o kadar iğrençti ki sanki çocuğu leyme leyme ediyorlar. Çocukcağızın çığlıkları koca koridoru inletiyor. Kapının önüne doğru geldiğimde Alluri kapıya dokunmaya çalıştığında ellerin eğer tekrardan elektrik çarpar gibi olursa kapının mühürlü olduğunu anlayacağız. Dikkatli olman gerekiyor. Birebir temaslarda kabile olarak hareket eden cinler insan bedenini sarmaya çalışır. Sardıklarında ilk yapacakları hareket seni kefenlemek veyahut Azrail yokuşuna çekmek için aynaların arkasındaki gölgene sığınmaya çalışacaklar. Dikkatli ol uydam Kadir demişti. Bismillahirrahmanirrahim diyerek topuz şeklinde açılan kapının kulpuna doğru götürdüm elimi. Dokunduğumda herhangi bir elektriklenme olmadı. Aç dedi Alluri. Yavaşça çevirerek kilidin tık sesiyle beraber kapıyı ufak ufak açmaya başladım. Adam yatağın üstüne çıkmış, kafasını öne doğru eğmiş, bir sağa bir sola sallanarak elleri kolları da öne düşmüş şekilde sallanmaya devam ediyor. İçeriye yavaşça girdim. Beni duyabiliyor musun diyerek ufakça bir seslendim ama sadece uğultu çıkarıyor. Işığı açmak istedim ama çalışmıyor. Etrafta gaz lambaları olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle ailesi sürekli olarak lambayı patlatmasından veyahut farklı bir şeyden dolayı gaz lambalarını kullanıyor olmalı. Kapıyı sonuna kadar açarak koridordan gelen ışıkla içeriye doğru bakıyordum. Sağ tarafta dolabının üzerinde bir kibrit vardı. Kibriti alıp duvarın dört köşesinde bulunan gaz lambalarını yaktım. Alluri, hazır ol. Temas için hareketleniyorlar dedi. Demesiyle beraber yatağın altında birisi zıplıyormuş gibi sürekli olarak çırpınıyor. Aşağıya doğru eğildim. Yatağın altına doğru baktım, hiç kimse yok. Tekrardan ayağa kalktığımda ise bu sefer daha da büyük bir bağırış ile yardım et diyerek bağırıyor. Bu ses tonunu hatırlıyorum. Bu ses tonu babama ait. Örtüyü tekrardan yatağın üstüne doğru kaldırdığımda aşağıya doğru eğildim. Orada o çocuk vardı. Yatağın üstüne doğru baktığımda orada yok. Nerede bu diyerek Alluri'ye seslenecektim ki evin içinden tabak seslerinin düşmesini duydum. İçeriye doğru yürümek için kapıdan ayrıldığımda yatağın altından tekrar sesler geliyordu. Yatak, divan devrilecekmiş gibi bir sağa bir sola doğru sallanmaya başladı. Neredeyse boyum kadar havaya kalkıyordu tek tarafı, daha sonrasında diğer tarafı. Yükseldikçe yükseliyor divan, en sonunda yan yatacak şekilde duvara doğru saplı bir şekilde durdu. Divanın alt tarafındaki yaylardan görünüyor ki yatağın tam altında birçok sembol çizilmiş. Hepsini de kanıyla çizmiş. İçeriden tekrardan ses geldi bu sefer birinci kattan. Yavaş adımlarla birinci kata çıkmak için merdivenin başına doğru geldim. Orada mısın diyerek ufakça bir seslenişte bulunduğumda üst katta seni bekliyor dedi Alluri. Besmele çekerek sağ adımımla yukarıya doğru çıkmaya başladım. Merdivenlerin ortasına doğru geldiğimde bu sefer aşağıdan kendi odasından sesler geliyordu. Yardım et bana küçük üddam hocası. Yardım et bana diyerek bağırıyor. Alluri, alt kattan gelen seslere kulak asma. Üst kata çıkmaya devam et dedi. Merdivenlerin korkuluklarından tutunarak ilk kata doğru çıkmaya devam ettim. Merdivenlerin sonuna geldiğimde yerde kanlı ayak izleri vardı. Çıplak ayakla kana bulanmış şekilde arka taraftaki odaya doğru gidiyor. Alluri izle dedi onları. İzlerin yanından ilerleyerek arka taraftaki odanın başına doğru geldim. Aynı o şekilde sallanıyor yine. Alt kattaki olduğu gibi başını bu sefer duvara doğru biraz daha yakınlaştırıyor. Hatta birkaç defa daha duvara vurarak başından kan sızmasına neden olmuştu. Beni dinlemeni istiyorum diyerek içeriye girdiğimde bir anda öne doğru çekildim. Kapı arkamdan kapandı. İğrenç bir kahkahayla beraber suratını bana doğru çevirdi. Gözleri zifre karanlık. Dişleri sivrilmiş şekilde dudaklarından akan kanlarla beraber yüzü deformasyon haldeydi. İğrenç korkunç bir görüntüydü bu. Bana doğru adım atarak, hüddam öldürmeyeli o kadar zaman oldu ki, kendi ayaklarıyla gelen bir hüddam hem de, hoş geldin lezzetim diyerek dudaklarını bir yandan yalıyor, bir yandan da diğer eliyle beraber tırnaklarını gösterecek şekilde uzatıyordu. Gözümün önüne doğru yaklaştığında "Hüddam, hadi okusana. Ne oldu, Kur'an ayetlerini mi bilmiyorsun yoksa? Haydi oku" diyerek sürekli olarak kulağımda bağırıyordu. Dilimi bile oynatamıyordum. Dudaklarım, ayaklarım, her yerim kaskatı sekilmiş. İçimden sürekli olarak Alluri'ye bağırsam da Alluri'den de ses seda alamıyordum. Arka tarafıma geçtikten sonra dizlerimi bükecek şekilde arka taraftan tekme attı. Dizlerimin üstüne doğru düşmüştüm. Saçımdan çekerek boynumu kaldırmış, gözlerimin içine doğru bakıyor, gittikçe yakınlaştıkça da boynunun etrafında gezen yılanları görebiliyordum. Tırnaklarını boynuma doğru sürmeye başladı. "Hiç cinler tarafından öldürülmüş çocuğun hikayesini duydun mu?" dedi. Sadece gözlerimle izleyebiliyordum. Ne konuşabiliyorum ne de hareket edebiliyorum. Öylece havada asılı kalmış şekilde beni bıraktı. Yere düşmüyordum. Sadece tek ayağım yere değiyor, diğeri ise beni aşağıya doğru çektiği için havada kalmıştı. Sanki zamklanmışım gibi havada öylece duruyorum. Etrafımda gezmeye devam ederken anlatmaya başladı. "Kendini hüddam zanneden bir tane çocuk varmış. Senin yaşlarında. Bütün kabileleri öldüreceğini söylermiş cinni. Bizim alemimize, berzahı aleme girmeye çalışmış. Ama ne olmuş" diyerek bir anda gözlerimin önüne tekrardan geldi. Karanlık zifiri gözleri, solmuş cildi, dudakları çatlamış. Yarık şeklindeki dudaklarının arasından hafif karanlık dumanlar sararak yüzüne doğru çoğalıyor. "O hüddam Berzah-ı Şah'a geçtikten sonra ölmüş. Siz hüddamlar, yani burnunuzu başka işlere sokarsanız ölürsünüz" diyerek tekrardan geriye doğru çekilip kahkaha atmaya başlamıştı. "Bu hane bizim esirimiz. Biz buraya musallat olmadık. Burayı evimiz seçtik. Buradaki herkesin ruhunu kemirir, ruhlarındaki korkulardan besleniriz. Ama sen bu küçük hüddamın hikayesindeki gibi gelip işimize burnunu soktun. Senin o burnunu alacağım. Bir daha önünü bile göremeyeceksin. Kefenlerin en büyüğünü yapacağım sana. Azrail yokuşuna götürmeyeceğim seni. Bu evin bodrumunda ruhunu her gün ben kemireceğim." Büyük bir zevkle hem de diyerek devasa bir kahkaha attığında odanın içinde eko şeklinde kulaklarımı tırmalamaya başlamıştı. Arka taraftaki kapıdan bir anda tıklatma sesi geldi. Hem de 3 defa. Şaşırmıştı o yaratık. Tekrar önüne doğru döndü, yavaş adımlarla kapıya doğru baktı. "Bu eve izinsiz kimse giremez. Biz izin verdiğimiz için girdi bu hüddam. Bizim görüntümüzdeki bir insan açtı o kapıyı. Sen nasıl olur da içeriye girersin" diyerek kapının arkasındakine doğru bağırıyor. Deliye dönmüştü. Kapının arkasında her kim varsa beni içeriye alanın cinni olduğunu da itiraf etmişti. Babası zannediyordum ben o çocuğun ama değilmiş. Cinni bir anda tırnaklarını sanki kulaklarına geçirir gibi "okuma" diyerek bağırmaya başladı. Daha sonrasında ağzını açtığında böcekler havaya doğru uçmaya başlamıştı. "Maheşnamina, maheşnamina, 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 okuma, okuma maheşnamina, okuma." Delirmişçesine bağırıyordu. Korku gittikçe kalbimde artıyor. Yer hafifçe sallanmaya başladı. Duvarda olur olmadık şekilde depremi andırırcasına çatlaklar, çatlakların arasından kara dumanlar sızıyor. "Seni burada öldüreceğim. Eve girdiğine alet edeceksin" diyerek kapının önüne doğru hızlıca koşmaya başladı. Kara duman şeklinde bir anda yok olduğunda yere doğru kapaklandım sürtüstü. O kadar çok başım ağrıyor ve vücudum ağrıyordu ki yerde bir süre boyunca kıvranmam gerekti. Kapı açık mı diyerek kontrol etmek istiyordum. Yerde emekler şekilde süründüm. Sol kolumu uzatarak kapının kulpuna doğru tutundum. Çevirmeye çalışıyordum topuğumu ama nafile. Kapı kilitli. Arkada ne oluyor diyerek dinlemek istedim. Kulağımı yasladığımda kapıya hiçbir ses gelmiyor. Sadece uğultular şeklinde fısıltılar. İyice yorulmuştum, kendimi yere doğru bıraktım. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra sureleri okumaya başlamıştım. Alluri'nin sesini duydum. "Bertas'ın açılış tılsımlarını oku. Bertas'ı açarsan yardım edebilirim sana. Çok yoğun bir kabile var burada. Enerjimi tüketiyorlar. Sana yardım edemiyorum hüddam" diyerek seslendiğinde gözlerimi bir anda açtım. Zar zor nefes alabiliyordum. İçerisi iyice kasvetli duruma gelmiş. Kapının altından kara dumanlar içeriye doğru sızıyordu. Dizlerimin üstüne doğru oturduktan sonra üstümü çıkardım. Belim, sırtım gözükecek şekilde öne doğru eğildim. Direkt olarak Bertas'ın açılışlarını okumaya başladım. Defterdekileri ezber etmiştim zaten. Ben okudukça farklı şeyler oluyor ama. Sanki bedenimde birisi yürüyormuş gibi. Önce sol ayağımdan karnıma doğru, daha sonrasında sağ ayağımdan. Küçük bir şeyin gezdiğine eminim içimde. Sürekli olarak sırtıma doğru koşuştururcasına, böcek mi bu nedir anlayamıyorum. Vücudum karıncalanıyor, sürekli irkiliyorum. Ellerim öne doğru yapışacakmış gibi bir anda düştü. Kendi kontrolümden ziyade okulmamla beraber vücudumu kenetliyor veyahut kilitliyormuş gibiyim. Başım çatlayacak derecede ağrıyor. Kulağımdan damlalar halinde kanlar önüme doğru düşmeye başladı. Başım oldukça sızlıyor. Kendimde değil gibiyim. Gözlerim yavaş yavaş kararıyor. Sanki yer basamak basamak oynamaya başladı. Ellerimin üzerinde yazılar görüyorum. Aynı o kızgın demirleri tuttuğumda dağlanması gereken yara gibi. Son ayetler kaldı. Bunları da okumalıyım ama sanırım Bertas'ın içinden çıkamayacağım. Bunu kaldırabilecek bir bedene sahip değil gibi düşünüyorum. Çünkü çok halsiz haldeyim. Sadece sonlarına kadar gelmişken kulağımdan kanlar, vücudumun her yerinde ağrılar başladı. Kemiklerim çıtır çıtır kırılacak neredeyse. O kadar fazla halsizim ki kendimi yan yatacak şekilde yere doğru bıraktım. Ama bitirmeliyim. Öleceksem de en azından Bertas'ı yarım bırakıp acılar içinde değil, tamamen bitirmiş de öyle ölmek istiyorum. Son ayetleri de okumaya başladığımda kapının altındaki kara dumanlar bir anda sanki vakum makinesiyle çekilirmiş gibi geriye doğru çekildi. Kapı büyük bir gıcırtıyla açıldı. İçeriye simsiyah karanlıklar girmeye başlamıştı. O çocuğun silüetini almış, daha sonrasında ise yüzü deformasyona uğrayarak çatlak soğuk yüzüyle beraber içeriye tekrar geliyor. Demek hüddam ölüme başladın. Ölüyorsun demek ki. Enerjimizi bile kaldıramadan ölüyor görüyorsunuz. Bu hüddamlar size aciz demiştim dostlarım diyerek hep beraber kahkaha atarak etrafımda çember oluşturdular. Yavaş adımlarla hareket ediyor, bilmediğim dilde bir şeyler bağırıyorlar. Onu kefenledikten sonra bütün ruhunu kemirelim diyerek bağırıyor bazıları. Oda tamamen Zuzula cinleriyle doluydu. Hiç kimseyi hissedemiyorum. Ne kadar içimden tekrar etmeye çalışsam da hiçbir şekilde sesi gelmiyor. Mahur da Alluri de gitmişlerdi sanırım. Büyük ihtimalle öleceğim için beni terk etmişlerdi. Ayaklarım düzelir şekilde bir anda ön taraftan birbirine doğru yapıştı. Aynı o kefenlemeye çalıştıkları gibi bahçede. Tahtaların arasından çıkan dumanlar iyice sararak beni aşağıya doğru çekiyor. Kara dumanlar yılana dönüşerek iyice sımsıkı şekilde halatları oluşturuyor, vücudumu kenetler şekilde birbirine yapıştırıyor. Tavana doğru bakmaya çalıştım ama o iğrenç surat bana doğru bakıyor eğilmiş. Gözlerime doğru tekrardan yaklaşıyor. Bir hüddam bir cin kabilesi tarafından öldürüldüğünde o kabile bütün şerliler arasında onurlu sayılır. Senin sayende Zuzula cinleri artık karanlık tarafa geçmeye hak kazanacak. Karanlık tarafa geçtiğimizde insanlardan ne kadar nefret ettiğimizi, artık bizi büyüler için kullanamayacaklarını anlayacaklar. Bütün büyücülerin kemiklerinden içeriye sızacağız. Bizim için okunan, yıkandıkları domuz kanlarının arasında gezeceğiz. Büyüler yapıldığında artık yönlendirilen biz değil, biz onları yönlendireceğiz. Tırnaklarını yüzümde gezdiriyordu. O kadar mutlu ve o kadar şehvetli konuşuyor ki, benim burada canımı almak onun için inanılmaz bir zevk olmalı. Kapıyı tıklatan da büyük ihtimalle Alluri olmalı. Ne kadar beni kurtarmaya çalışsa da artık her şey bitiyor. Her şeyin bittiğini düşünerek gözlerimi kapatıp sadece ölümümü beklerken içimden kelime-i şehadet getiriyordum. Bir anda etraftaki bütün cinler tedirgin olurcasına sağa sola doğru bakınmaya başladı. Net bir şekilde görüyorum. Korkuyorlar onlar da. Acaba Karura mı geldi veya Tol, hocalarım da gelmiş olabilir. Buradayım diyerek son bir sesle çığlık atarcasına bağırdım buradayım diye. Arkamda bir anda yangın gibi bir şey hissettim. Sırtım o kadar fazla acıyordu ki etrafımdaki yılanların hepsi yanıp kül olmaya başladı. Herkes etrafımdan dağılıyor Sırtımdan resmen bir ışık süzmesi yayılıyor gibi. Gücüm, kuvvetim, her şeyim yerine geliyor. Ayağa kalktığımda sol tarafta duran kırık aynaya doğru baktım. Sırtımdaki ateşi hissedebiliyorum. Resmen orada bir şey yanıyormuş gibi. Belimi aynaya doğru çevirdiğimde sırtımda büyük bir çember var. Çemberin içinde Arapça Kur'an ayetleri yazıyor. Tam ortasında kapıya benzeyen küçük bir kare var. Karenin etrafında da yazılar var. Sanki kapının içinden sızan dumanlar çemberi sarıp korumaya başlıyor. Ne olursa olsun çok kuvvetliyim. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Sırtımdaki bu şey sönercesine yavaş yavaş durmaya başladı. Ve siliniyor. Evet, siliniyor. Arkama doğru dokunmaya başladım, hissedemiyorum bile. Kabarık şekilde görünen o çember tamamen yok oluyormuş gibi. Alt taraftan büyük bir şekilde adım sesleri gelmeye başladı. Ev sanki yıkılıyormuş gibi sarsılıyor. Tozlar üstüme doğru düşmeye başladı tavan tarafından. Etrafımdaki o kafir Zuzula cinleri ise "Bunlar da kim? Bu normal insan değil. Bunlar ne böyle?" diyerek bağırıyorlardı. O başlarındaki soluk yüzü çatlak dudaklı olan cin bana doğru sadece bakıyor. "Sen hüccam değilsin. Sen insan değilsin. Mühürleyin onu" diyerek bağırdı. Etraftaki bütün cinniler üzerime doğru gelmeye başlamıştı. Neredeyse hepsi tam beni boğacak şekilde üzerime çullanırken hepsinin boyunlarına bir anda yanan kıpkırmızı bir zincir vuruldu. Hepsini arkaya doğru çekiyor. Sürüklercesine, hem de normal bir insan bedenini sürüklermiş gibi yere doğru kapaklandılar. Onları aşağıya doğru çekiyor zincir. O en büyük olan zincirlere doğru baktığında "Bu olamaz. O gelmiş olamaz" diyordu. Yukarıdan daha da büyük bir zincir onun boynuna sarılacak şekilde dolandı. Onu da arkaya doğru çekmeye başladığında zincirleri tutmaya çalıştı. Elleri bir anda paramparça olmuştu. "Sizler, Rahan, Rahan bunlar" diyerek bağırıyordu Zuzula'nın cin lideri. Hepsi aşağıya doğru çekildiğinde yavaş adımlarla yürümeye başladım. Koridora doğru çıktığımda yerde herhangi bir şekilde kanlı çıplak ayak izleri yoktu artık. Merdivenlerden aşağıya doğru iniyordum. Zincirlerle çekiyor, hala çekilen o Zuzula cinleri ise çığlıklar atarak sanki fısıltılar, kocaman bir bağırışı oluşturuyordu. "Hocam siz misiniz?" diyerek birkaç defa seslendim. Daha sonrasında yine ve yine hiçbir ses gelmiyor. Merdivenin korkuluklarından tutunarak yavaş yavaş aşağıya iniyordum. Her ne kadar kendimi kuvvetli hissetsem de merdivenden inerken bacaklarımın kasıldığını hissettim. Yavaş adımlarla indiğimde ise zincirler o odaya doğru gidiyordu. İlk başta cinin beni yönlendirdiği, o çocuğa musallat olunan yere. İçeride büyük çığlıklar atılıyor, resmen orada işkence çekiyormuş gibi Zuzula cinleri. Dışarıya doğru ise sürekli olarak alev parlarmış gibi sarımtırak bir ışık geliyor. Acaba gaz lambalarından dolayı olan şeyler mi bunlar? "Kim var orada? Kim var orada?" diyerek seslendim. Kapının yan tarafından tutarak içeriye doğru uzatacaktım ki başımı, bir anda kapı suratıma doğru kapandı. Alt taraftan sızan kırmızı ışıkları görebiliyorum. Kapıyı ne kadar çevirip açmaya çalışsam da nafile. Bağırış ve çığlıklar, bütün Zuzula cinleri, hepsinin sesi kesilmişti. Alluri arkamda belirdi. Çok korkup bir anda kapıya doğru yaslandım. "Alluri, neredeyse kalbimi indirecektin. Birisi bana yardım etti. Kapıyı tıklatan birisi, sen zannetmiştim. İçeride kim var?" diyerek kapıya birkaç defa daha vurdum. Alluri böyle bir şeyin olamayacağını söylüyor. Hiçbir şekilde burada benden başka bir rahmani cin yoktu. Ben de kendimi ne kadar korumak istesem de tılsımlamışlar evi. Daha öncesinde bir hüddamın buraya geleceğini biliyorlardı. Büyük ihtimalle Halil Hoca'yı izlemiş olmalılar. "Seni kurtaran, bahsettiğin şey neye benziyordu?" diyerek sordu. "Hiçbir şeye, yani görmedim. Sadece yukarıdaydım. Zincirler geldi. Alev gibiydi zincirler, kıpkırmızı. Onları boğar gibi tuttu. Sanki bir insanı boğazlarmış gibi. Cinler metafizik varlıklardı hani. Sizler ruhsal enerji varlıklarsınız. Nasıl olur da bir şey size dokunabilir veyahut size böyle fiziki bir eziyet çektirebilir? Sen Neyzan bahsettiğinin farkında mısın? O zincirler, bahsettiğin zincirler, onlar Nusaybin'in padişahına aittir." Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Eğer bir aksilik olmazsa yarın 23.00'da görüşmek üzere. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Sıkıntısı olan, rızkını bollaştırmak isteyen ve şifa bekleyen dostlarıma da bolca şifa eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, esen kalın dostlarım.